Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte önümüzdeki günlerde ikinci el otomobil satışını yakından ilgilendiren bir kanunun yasallaşmasıyla ilgili bazı şeyleri konuşacağız. Bunun öncesinde eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyoruz sizlere ve konumuza geçiyoruz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar kısa süre önce yani geçtiğimiz yılın sonlarına doğru diyelim daha doğrusu Ziraat Bankası ve bazı bankalar otomobil alış satışında yeni bir sistemi yürürlüğe koydular. Bu sistemde siz parayı Ziraat Bankası'na aktarıyordunuz. Daha sonra alışveriş gerçekleştikten sonra daha doğrusu sizin otomobili almanızda yasal bir engel olmadığı anlaşıldığında yani otomobilin muayenesi tamsa, borcu yoksa, satış yapacak kişi geldiyse vesaire. Bunlar tamamsa ne oluyordu? Para direkt olarak sizin hesabınızdan karşı tarafa aktarılıyordu. Bu süreç içerisinde otomobil alış satışında herhangi bir aksilik ortaya çıkmamış oluyordu. Biliyorsunuz otomobil alım satımında son dönemde dolandırıcılık vakaları arttı. Bunun üzerine böyle bir sistemi yürürlüğe koymuşlardı. Ama bu mecburi değildi arkadaşlar. Yani isteyen kullanabiliyordu, isteyen kullanmıyordu. Yani isteyen eski usul hala devam edebiliyordu. Parayı atıyorum kardeşim, attım. İşte bir engel yok mu? Yok. Tamam imzaları atalım. Al araban hayırlı olsun. Al para sende hayırlı olsun. Ama bu noktada ne gibi sorunlar çıkmaya başladı? Şu arkadaşlar. Örneğin siz parayı başka bir hesaba gönderiyorsunuz. Ya da karşı taraf alıcı X kişi parayı size Y kişi gönderiyor. Bu durumda ne oluyor? Siz satışı veriyorsunuz. Y kişi diyor ki bankaya ya ben bunu araç satışı için gönderdim. Açıklamada vesaire yazıyor zaten. Satış gerçekleştirdikten hemen sonra bloke koyduruyor paraya. Diyor ki çünkü bu adam bana aracı satmadı. Siz diyorsunuz ben aracı ama X kişisine sattım. O parayı Y kişisinden geleceğini söylemişti. Fakat bu durumda noter diyor ki sen arabayı eğer X kişisine sattıysan parayı X kişisinden alacaksın. Y kişisi sana para gönderdiyse arabayı da Y kişisine satacaksın. Tabi burada vekalet olur vesaire onlar farklı konular onlara girmiyorum. Burada tamamen farklı iki kişiden vekaletsiz bir alışveriş durumundan bahsediyorum arkadaşlar. Bu tarz dolandırıcılık vakaları çok fazla artınca bu sefer devlet ne yaptı? Biz dedi öyle bir sistem yapacağız ki bu tarz dolandırıcılık vakaları tamamen ortadan kalkmış olacak. Ve bunu yürürlüğe koydular. Biliyorsunuz bu sistem kullanılabiliyordu. Ama kimse kullanmadı. Orası ayrı mesele. Kullanan ya da çok az kişiydi. Fakat önümüzdeki günlerden itibaren arkadaşlar bu sistemin kullanılması zorunlu hale gelecek. Yani siz bunun dışında bir araç alış satışı yapamayacaksınız. Peki bu noktada ne oldu? Galericiler dedi ki ya bizde zaten öyle bir güven sorunu olmuyordu. Bu dolandırıcılık vakaları genel olarak sahibinden satılan arabalarda oluyordu. Dolayısıyla bu sistemi biz kullanmak istemiyoruz. Çünkü neden? Bu sistem kullanılırsa arkadaşlar galericilerin hangi arabayı kaç paraya sattıkları belli olacak. Arabalara direkt olarak fatura kesmek zorunda kalacaklar. Dolayısıyla bu paraların %18'i, %20'si daha doğrusu yeni vergi sisteminde, yeni KDV'de %20'si direkt olarak ne olacak? Devlete vergi olarak ödenmek zorunda kalacak. Dahası bu tutarların içinden gelir vergileri ödenmek zorunda kalacak. Biliyorsunuz sarı siteye girdiğinizde bazı araçlarda şu yazar. %20 faturalı. Ama bazılarında yazmaz. Yani bazılarında yazıp bazılarında yazmaması aklınıza şu soruyu getirmiyor mu? Ya bunda %20 fatura var. Tamam galeriden alıyorum. Fatura doğru olan bu. Ama bunda niye yok? Bunu da sonuçta ben galeriden alıyorum. Niye bu araca ben fatura kestiremiyorum? Eğer arkadaşlar bazı araçlarda fatura isterseniz ne oluyor biliyor musunuz? Size diyorlar ki o zaman fatura tutarındaki KDV'yi sen karşıla. Yani ben buna %20 KDV ödeyeceğim. O zaman KDV tutarını senden alırım diyorlar basitçesi. İşte yeni sistemde arkadaşlar bu tamamen tarih olacak. Yani size bunu diyemeyecekler. Çünkü anlaştığınız fiyatı siz direkt banka üzerinden göndereceksiniz. Ve banka üzerinden o araç kimin adına kayıtlıysa, galeri adına kayıtlıysa galerinin şirket hesabına ya da galerininle ilgili bir şahsiyete gidecek vesaire. Dolayısıyla ortada tüm bu soru işaretleri kaldırılmış olacak. Bu sistem önümüzdeki günlerde dediğim gibi kullanıma sunulmuş olacak ve eğer siz de yeni bir araç alacaksanız ya da elinizdeki arabayı satmayı düşünüyorsanız bu sistem üzerinden aracınızı satıp yeni aracınızı da yine bu sistemle almak zorunda kalacaksınız. Bu sistemin şunu gidermesi düşünülüyor. Diyorlar ki biz ikinci el araç satışındaki vergi kaçaklarını bu şekilde önleyeceğiz ve o noktadaki vergi düzenini daha stabil bir hale getireceğiz. Yani yine burada vergi için yapılmış bir düzenleme söz konusu. Tabii ki dolandırıcılıkların önüne geçmek için de bu sistem önemli. Ama asıl iş arkadaşlar burada biraz daha
vergiye dönüyor. Yine vergi kaçırılmasın, yine esnaf vergisini ödesin. Bunun üzerine yapılan yeni bir düzenleme diyebiliriz. Evet, sizler bu düzenleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani gerekli mi, gereksiz mi? Hani biraz gerçekten insan uyanık olursa zaten herkes bangır bangır bağlıyor. Yani araç satıyorsanız, aracı kime satıyorsanız para ondan gelsin diyorlar. Eğer para başka birinden geliyorsa kabul etmeyin, parayı geri gönderin, araç satışını vermeyin diyorlar. Bunları uyguladığınız zaman zaten hani dolandırılmanız çok zor arkadaşlar. Dolandırılmazsınız yani kolay kolay. Ama siz bu kadar uyarıya rağmen yine parayı X kişi alıp satışı Y kişiye veriyorsanız tabii günün sonunda bazı sorunlarla karşılaşmanız da muhtemel diyebiliriz. Sizin bu konu hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum. Bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir forum ortamı oluşsun, tartışalım vesaire istiyorum. Sizlerin görüşleri bizler için önemli. Dediğim gibi kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın diyorum sizlere. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.